Şimdi bakın buraya geldiğim zaman bir ilmek kala döneceğim. Şurada bakın şu son ilmeği örmedim. Bir ilmek kala döndüm. Ve döndükten sonra bir ilmek de atlayacağım. Dolayısıyla bu başta iki tane kesmiş oldum. Yukarı doğru. Yine bakın bu taraftan da aynı şekilde bir ilmeği bırakacağız. Bakın şurada şu son ilmeği örmem lazım normalde. Bunu örmüyorum. Dönüyoruz. Dönüşte de şu ilk ilmeği atlayıp ikincisinden devam ediyoruz. Dolayısıyla bu kenarlarda ikişer tane kesmiş olacağız. Arkadaşlar şu topuk kısmına geldiğinde bakarsınız şöyle hafif bolluk varsa genişlik varsa mesela iki buradan iki buradan bir arkadan şeklinde şöyle ara ara kesebilirsiniz topuk kısmında. Ben bunu çok yapıyorum, hem sporlarda hem bot çizmelerde çok yapıyorum onu. Bakın şimdi şu topuğu yaptığınızda buradaki örgünüz hafiften şöyle içeri doğru girmesi lazım. Hafif içeri doğru şöyle şöyle düşünün. Şöyle kayması lazım içeri doğru hafif ki topuğu tam böyle kavrayabilsin. Eğer burada topuk kısmı tam tabanla birlikte çıkıyorsa ayağa geldiğinde mutlaka bu arka taraf kavramaz. Bir bolluk olur. O yüzden de yaparken ayakkabılarımızı şu arka tarafta özellikle bu topuk kısmına gelecek kısımda şöyle dediğim gibi 5 tane 6 tane kesersek kesmeyi de zaten bir sık iğne atlayarak yapıyorum ben bu sık iğnelerde o şekilde kesersek daha iyi bir sonuç alırsınız. Evet bakın hanımlar 6 diş yaptım ben 1 2 3 4 5 6 burada şuraya dikkat ederseniz bakın kesinti yerlerine 1 2 3 4 5 6 tane. Şimdi tekrar dönüyoruz. Topuk kısmında bakın şurası bir defa git gel yapmışım. Şurada dikkat ederseniz. Şimdi bunu yapacağız. Artık az kaldı. Kulaklarını da yaptığımız zaman kuş gözlerine bağcığını takacağız ve ayakkabımız bitmiş olacak. Kuş gözü takma isminde ayrı bir video çektim. O yüzden kuş gözlerini her videoda göstermiyorum arkadaşlar. Örgü ayakkabılara kuş gözü takma başlıklı bir videom var. Bilmeyenler, ilk defa yapacak olanlar o videoya bakabilirler. Şimdi şöyle arka taraftan 14 deliği kapsayacak şekilde arkadan bir git gel yapacağız.
Şöyle arkadan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şu 7'nin olduğu yere kadar örüp buradan dönelim. Bir tane daha yapalım. Bir tane daha yapayım hatta. Buradan şimdi döndüm. İlk ilmeği atladım. İkinciden devam. Şurada bir tane keseceğim. Tam karşısına geldiği zaman tekrar dönelim. Evet, oldu zannedersem. Ya da şuradan da sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Şurada 7, 7, 14 taneyi kapsayacak şekilde. Bakın bir tane git gel yaptım. Topuk oyuntusunu biraz daha yükseltmek için. Bir de bir tane atladım. Yani ilkini örmeden ikinciye battım. Döndüm. Topuk kısmında ben yükseltirken ara ara size söylemiş olduğum gibi şu iki tarafta, arka tarafta bir 6 7 8 tane toplam neredeyse kestim arkadaşlar. Dediğim gibi bu tarz ayakkabılarda mutlaka buradan kesinti yapmak gerekiyor. Siz elinizin sıklığına, bolluğuna göre onu ayarlayın. O topuk, şu topuk kısmı bol kalmasın, ayağa yapışsın, kavrasın yani topuğu. Yine inişte bakın şu araya, ortaya bir tane sık iğne yapalım ki yumuşak bir geçiş olsun. Birden aşağı inmeyelim. Evet. Şimdi buradan
Tamamını sık iğneyle buraya kadar gelelim. Evet arkadaşlar, buraya kadar bakın sık iğnemizi yaptık. Şimdi kulak kısmına başlayalım. Hemen şöyle yan yana sık iğne çıkarmaya başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Bakın bir tane buradan çıkardım. 19 19 20 24 taneyi bu örgüden çıkardım. 4 ilmeği. Şimdi burada kulağını yaparken alt kısımdan yukarı doğru çıkarken hiç atlamayacağız. İlk ilmeğe batıp çıkacağız bakın. Şöyle hemen ilk önümüzdeki ilk ilmeğe batacağız. Evet, burada ise yukarıda ise arkadaşlar dönerken bir tane atlayacağız. Bakın ilk ilmeği atladım, ikinciden. Yukarıdan aşağı inerken bir tane hep atlıyoruz. Aşağıdan yukarı çıkarken hiç atlamadan ilk ilmeğe batarak yapıyoruz. Bakın döndük. Hemen ilk ilmeğin dibinden, bakın dibinden batıyorum.
Bu alt kısımda hep böyle yapıyorum arkadaşlar. Kulakları yaparken alttan dönüşte kesmiyorsunuz ama burada bir tane atlayarak yapıyorsunuz. Şimdi bundan kaç diş yapacağız bakın. Düğüm şeye kadar, delik yerine kadar bakalım bir. 1 2 3. Buradan bakıldığı zaman 1 2 3 diş bir yapalım. Ondan sonra deliklerimizi koyacağız. Toplam 1 2 3 4 4,5 gözüküyor. Şu içten baktığımızda 1 2 3 4 5 gözüküyor. Evet hanımlar bakın 3 diş yaptım. 1 2 3. İçeriden bakıldığı zaman 1 2 3 3,5 gözüküyor. Ama şu dış kısımdan 3 diş. Şimdi burada delikleri koyacağız artık. Şimdi dönerken bir tane atladım. Bir zincir çektim. Delikleri koyuyoruz. Bakın bu ilk delik. Bir tane atladım. Bir. İki. Üç sık iğne yaptım. Bir zincir. Bir tane atladım. Bir. İki. Üç. Bir zincir. Bir tane atladım. Bir. 3 bir zincir yine bir tane atladım 4 evet, tane delik olacak burada. Şimdi dönelim. Dönelim. Tekrar sık iğne yapalım. Şimdi bu açmış olduğumuz bu bir zincirlerin içerisine birer tane sık iğne yapacağız. Fazla yapmayalım arkadaşlar. O delikler çok büyümeyecek çünkü. Kuş gözleri onun içine rahatlıkla girmesin, zorla girsin. Çünkü çıkmasın diye kullanırken. Bakın ikinci deliğimin içini doldurdum. Bakın üçüncü delik. Sadece bir tane sık iğne yapıyorum içerisine. Çok büyütmemek adına. Evet, bu da son deliğimiz. Gördünüz mü? 1, 2, 3 ve 4. Şu 4 tane delik yerine koyduk. Şöyle. Bir, iki, üç, dört. İki, üç, dört. Evet. Bir sıra daha örelim. Ondan sonra ipimizi koparalım. Bir sıra daha ördük. İpimizi kopardık. Şimdi bir şu metreyle arkadaşlar bir ölçelim. Bu birinci ile ikinci birbirine tamamen
aynı olması lazım. Bu şu dişin başladığı yerden koyalım. Bakın 3,5 santim olmuş. Yine aynen bunu da başladığı yerden koyalım. Bu da bakın 3,5'a az kalmış. O da zaten en son bir üstüne bak. Şu sık iğne gittik ya. O da o. Yani şu anda iyi. Şimdi bu ipimizi buradan koparıp aynı burada yaptığımız işlemin aynısını burada karşı tarafta da yapalım hanımlar. Evet hanımlar, bakın ben diğer tarafımda yaptım. Yine aynı ölçüde. Burası da şuradan başlama yerinden bakıldığın zaman 3,5 santim. Burası da 3,5 santim. Şimdi son olarak bir bütün buradan başlayıp tamamına bir sık iğne yapalım. Sonra da üzerine tek katlı ters sık iğnemizi yapacağız ve ayakkabımız bitmiş olacak. Evet, şuradan bakın. Kulağımızın başladığı yerden takalım ilmeğimizi. Şu ipi, şu başlamış olduğumuz ipi de şurada arada sık iğnenin arasında kaybedeceğim. Bu şekilde tüm çevresini sık iğneyle bir çerçeveleyelim. Hem şöyle bir toparlayalım. Bakın ipini arada kaybediyorum. Yine sık iğneyi çift kat yapıyorum dikkat ederseniz. Ama ters sık iğne yapacağım bir de üstüne, onu tek kat yapacağım. Şuradaki de bakın şurada kopardığımı da yine buraya doğru uzatıp araya sarıyorum şöyle. Şu tam köşeye geldiğinde şu köşe kısmına iki tane sık iğne yapalım arkadaşlar. Dönüş kolay olsun diye. Evet, bu şekilde tamamını buraya kadar yapalım. Bunu da yine burada şu şekilde şuraya uzatıp arada kaybedeceğim. Buraya kadar gelelim. Evet bakın hanımlar, sonuna kadar ben sık iğneyle geldim. Şimdi burada ipimizi koparıp İçeri çekeceğiz. Alt kısımda kaybedeceğiz. Bir zincir çekeyim. Ve ipimizi koparalım. Şöyle biraz uzun yapayım. İçeri çekeceğim çünkü. Daha önce de tüm videolarda burayı gösteriyorum. Şöyle tığla içeriden ipi çekelim. Şöyle tam tığ kalın geldi. Heh. Şuradan çekelim. Evet, bu ipi şöyle çektirip şuradan tekrar yukarı çıkarım mesela. Burada sıkılayalım, bağlayalım.
Mesela şuraya bir bağlasak. Şöyle şu bir tane bağlayalım. Evet, bir tane daha bağlayalım ve ondan sonra ipimizi keselim. İnce tığ alayım. Burada sağlamladıktan sonra ipimizi keselim hanımlar. Şöyle burada bir görüntü oluyor hoş olmayan ama şu kapatıyor zaten. Çok önemli değil. Şu da şuradan gelen ipti. Onu iyice keselim ucunu. Evet, son olarak ipimizi tek kat yaptım. Ve ters sık iğnemi yapacağım. Ayakkabımız bitmiş olacak. Şuradan başlamışım. Yine ters bir şekilde tüm sık iğnelerin içerisine batalım. Bu şekilde ters ters sırayla hepsine batalım. Hiçbirini atlamayalım. Bakın bu ipleri hep böyle arada kaybedelim. Hemen kesmeyin kısacık. Hani kopmasın, ucundan sökülmesin diye. Ben böyle arada hep uzun bir şekilde birazcık yürütelim. Daha sağlam olur. Evet, çok güzel bir görüntü oluşuyor. Seviyorum ben bu ters sık iğneyi ya. Vallahi çok güzel oluyor. Gördünüz mü? Bu şekilde. Ters sık iğnemizi yarıya getirdik. Şuraya kadar, şu uca kadar yapalım. Evet arkadaşlar, sık iğnemiz de ters sık iğnemiz de bitmiş oldu. Şöyle ipimizi buradan koparalım. Yine bunu içeri alıp iç kısımda şuradan bir tane saralım ama iç kısımda saklayalım. Evet, bunu şurada, burada bir yerde kaybedebiliriz. Hemen göstereyim. Şöyle bağlayalım bir tane, sıkılayalım.
bağlayalım. Çok uzak oldu. Biraz yakın olsun. Şöyle. Evet, 3 tane bağladım. Çıkmaz. Gayet sağlam oldu. Şimdi ayakkabımız bitti. Ölçelim. Bakın arka taraf şu pembe yerden itibaren siyahı saymazsak siyah filoşu 6 santim. Şu kenar kısmımız 5,5 santim. Evet, bu ölçü olsun size diye söylüyorum. Bu şekilde ikisini birbirine ölçtüğümde aynısı, santimleri aynı. Bunu unutmayalım arkadaşlar. İki ayakkabı birbirinin aynısı olsun. Aslında ayakkabı örerken ki en büyük sıkıntı şu bence. İkinci ördüğünüzü birinci ördüğünüzün tıpatıp aynısı gibi çıkarabilmek. Çünkü kendi psikolojimize göre kendi bir anımız bile bir anımıza uymuyor. Dolayısıyla dün ördüğüm ayakkabıyı bugün biraz daha gevşek, biraz daha sık örebiliyorum. Birisi küçük, birisi büyük olabiliyor. O yüzden ona çok dikkat etmek gerekiyor. Onu yenmek için de belki şöyle yapsak daha iyi olur. Mesela her iki ayakkabıyı beraber yürütmek. Şu buranın ön kısmını ördükten sonra tamamını bitirmeden buranın ön kısmını da örmek mesela. O şekilde kulaklarını bir bunu örüp bir bunu örmek gibi olabilir arkadaşlar. Evet, ayakkabımız bitti. Kuş gözlerini ben taktım. Daha önce de söylediğim gibi örgü ayakkabılara kuş gözü takma isminde bir videom var. Orada ayrıntılı olarak zaten kuş gözü takmayı anlattık. Tekrar çekme gereği duymadım. Şu an görmüş olduğunuz ayakkabı dikkat edin bağcıklarına. Birisi hazır. Şu hazır bağcık. Şu benim ördüğüm el örgüsü bağcık. Sizlere de sormak istiyorum hangisi daha güzel diye. Ben arkadaşlar örgü bağcıkların ayakkabılara daha çok yakıştığını düşünüyorum. Örgü ayakkabıları bütünlediğini düşünüyorum. Ama tabii bu tercihe göre değişiyor. Kim nasıl isterse o şekilde gönderiyorum. İlk defa ben de çocuk ayakkabısı yaptım. Bu 7 yaşında. Ankara'da güzel bir kızımız Elif'imiz giyecek. Güle güle giysin. İnşallah beğenir yaptığım ayakkabıyı. Evet, sizlere de anlatmak istedim. Yapmak isteyen herkesin şimdiden ellerine kollarına sağlık diyorum. Arkadaşlar, bir dahaki modellerde yeni videolarımızda buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.